Nerede? Oo, en sevdiğim çift gelmiş. Ben de sizi arayacaktım. Gülümsediğine göre bir sorun yok herhalde Hakan Bey, değil mi? Ufaklık anne babasına kavuşmakta çok sabırsız çıktı. Heyecanla sizi bekliyor. Gerçek mi ya? Gerçekten dokunabilecek miyiz şimdi? Bence bugün eve beraber gidin artık. Yavrum. İyi değil mi? Bir şey kalmadı ya. Bir sorun yok. Allah'ım şükürler olsun. Çok güzelsiniz. Aşk olsun size ya. Beni de ağlatıyorsunuz ya neredeyse. Hakan sağ ol her şey için. Ben bir şey yapmadım. Bu mini kendi dirayet. Bu ufaklığın ismi ne olacak? Hani kucağına alınca koyacaktın adını. Gerçekten ne olacak adı? Sen benim kışımı yazı çevirdin. Yaz. Yaz mısın sen? Oh.
bakayım babaannesi buna ne takmış ya? Ay bakar mısın? Yazımın ağırlığınca takmış neredeyse. Ya deli bu ya. Gerçekten deli. Ay teyze günlerdir ağlıyoruz zaten. Biraz gıybet yapalım. Normalimize dönelim ya. Benim bebeğimin tertemiz zihnini böyle şeylerle kirletemezsiniz. Onun fıtratında var. O da bizden lütfen. Kayınvalideme laf söyletmem diye. Kayınvalidesi değil, annesi. Üslubumuza dikkat ediyoruz. Pardon. Ya çok mu konuşuyor bunlar? Ya da teyzelerim biraz deli. Acıktı mı acaba ya? Dur, yapacağız. Acıktı o, acıktı. Hadi, hadi. Ha, nasıl yapacağım? Yaratana şükürler olsun. Göğsünüz aydın. Tarısı başına. Tarısı başına gül üstünü. Bugün benim olmuş kadar mutluyum. Ne bu be? Salyasızlık olduk iyice. Hadi hadi biz çıkalım. Ana kız birbirlerinin kokusunu bir alsınlar. Ben de Cihan'a bakayım. Ay adanın odasına mışıl mışıl maşallah. Bir şeye ihtiyaç olursa zili çal gelin hanım. Ay pardon kızım. Hadi hadi yürü gel kızım. Dağlar aşılıyor da ön yargılar aşılmıyor ha anneciğim. Bak bugün hala benim çılgın bedişlerim bile gıybet kadın olmanın doğasında var diyor. Şaka da olsa biz bile gocunmuyoruz kendimizi küçümsemekten. Çok duydum. Kız çocuğu bir başına ne yapar dediklerini. Kadın diye herhalde teyzemi de başımda saymazlardı demek. Sen nasıl başardın anneciğim? Böyle bir dünyada ta o zaman o kadar küçük bıraktığın bir kız çocuğuna kendi gücünü öğretmeyi. Ben bugün bu mutluluğu yaşıyorsam kızıma ön yargılı yaklaşanları utandırmayı, onun yerine başarısıyla bizi gururlandırmayı öğretebileceksem bu senin sayende biliyorsun değil mi? Umarım kızıma sadece mutluluk gözyaşları döktürebileceğim bir hayat sunabilirim. Senin gibi güçlü bir kadın ve senin gibi iyi bir anne olabilirim. Yine burnum sızladı bak. Ama artık bir daha hiç yalnızlıktan ağlamayacağım değil mi? Meleğim, hayat kaynağım. Kadın olmak zor diyorlar bu dünyada. Biz seninle de anne ön yargılar silip atacağız. Sana söz. Bundan sonra sadece mutluluktan ağlayacağız beraber. İyi geldin. Ne yaptın? Kızım, babasının aşkı. Hı. Ne yapayım? Kardeşimi bırakacaksın dedim. Peki yapacak mı sence? Yapacak, eli mahkum. İleride nasıl? Bilmiyorum ki hayatım. O kadar kötüydüm ki gözüm hiçbir şey görmedim. İyi değildi herhalde. Peki sence Fikret kurtulursa biz de bu durumdan kurtulur muyuz? Öyle ha deyince komploymuş size yapılan deyip bırakmayacaklar. Savcı da nereden bileyim itirafçı sizi bulmadığınızı falan diyecek, şüphelenecek. Dava uzayacak da uzayacak. Belki Fikret'i tutuksuz yargılatabiliriz. Ama üzerimizdeki şüphe
uzun süre kalkmayacak. Repütasyonu tamir etmek çok uzun sürecek. Bunlara vaktimiz yok. Neyse boş ver. Kızım yanında, şimdi böyle şeyler konuşmayalım. Niye burada uyuttun? Kaçtım. Şahap Bey içeride. Bağırış çığırış olay çıktı yine. Ben de istemedim içinde olmak. İçeride mi hala? Ay, içeride de dur. Gitme sakın. Zaten sakinlediler. Ya bir de bıraksana, herkes kendi duygusunu yaşasın. Sana ne? Sen bir dursan. Bir kendine bir baksan. Bir rahatlasın. Öyle suçlu suçlu bakmasana. Ona verebildiğim şeylere bak. Faruk. İlk bebeğim şu an cennette olmasaydı, belki de kardeşi burada uyuyor olamazdım. Öyle düşün. Hangi felaketi niye yaşadığımızı asla bilemeyiz biz. Hayatın bize ne hazırladığını da bilemeyiz. Tamam battık. Tamam çamura bulandık. Ama o çamurun içinde debelenip duracak mıyız? Yoksa çamurları alıp birbirimizin suratına atıp elinip içinden beraber mi çıkacağız? Bu bizim seçimimiz Faruk. Bizim huzurumuz var. Tamam konak veremeyeceğiz belki ama huzurumuz var. Hem de bedava. Sen böyle bakma. Güzeli. Sen böyle bakarsan biz hiçbir şey yapamayız. Yaz şimdi gelmek istedi. Şimdi gelmek istediyse vardır bir bildiği. Bırak onun istediği gibi olsun. Bir tarafta güneşim, bir tarafta yazım. Bana kış gelir mi be? Ha? Gelmez. Hı? Geldim. Aa, Faruk, Faruk aç. Gel Faruk. Tamam. Ay. Sevgilim, ne yaptınız? İyi misiniz? İşte tam da duymak istediğim ses. Sevgilim. Üstünde ne var kız? Üstünde de yaz var. Sen de megafonlaydın. Allah kahretmesin Faruk. Duydu mu? Allah'ım ya, tamam okey, kaçtım ya, uzaktayım şimdi. Neyse anlat, ne yaptın, iyi misin? Var mı bir haber? Ne bileyim ben ya. Boş ver, şimdi burada benim eski dostlarım var, daha sağlam adamlar. Onlarla görüşeceğim, oradan bir şey çıkacaktır. Hiç bunları beklemek zorunda kalmayabiliriz. Merak etme, az kaldı, az kaldı, kurtulacağız. Bizim keyfimiz yerinde. Allah Allah, deniz, kum, güneş, ada, yaz. Oo, her şey ayağımızın altında, ne güzel. Sen geliyor musun akşam? Ah, keşke gelebilsem bebeğim, keşke gelebilsem. Burada birkaç gün daha işim var. Sen merak etme beni, ben gelince haber veririm. Ben seni hep merak ederim o ayrı, ama dikkatli dikkatli gel. Sen bize lazımsın. Sizi seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Ama ben daha çok. Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar, İnat etsem
bile bırakmazlar, sahibim var. Benim hala umudum var. Seviyorlar bazen, soruyorlar. Hayran hayran seyret, ister katıl ister vazgeç. Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersen olur biter. Boyun büküp önünde ağlasam sessizce, şu garip gönlüm affolur mu? Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu? Korkarım aşka zararım dokunur mu? Elveda sana yeter tamam. Bitsin artık bu dram, bu fotoroman. Ham meyveyiz hala, koparmışlar dalımızdan. Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin geçer gider. Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin olur biter. Bıraksam kendimi şöyle, oh ne rahat. Bu da geçer gülüm, yaşamana bak. Alınacak dersler var, sorulacak sorular. Bu da geçer gülüm, bizden bu kadar. Derdi 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 derdi. Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin geçer gider. Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin olur biter. Bıraksam kendimi şöyle, oh ne rahat. Bu da geçer gülüm, yaşamana bak. Alınacak dersler var, sorulacak sorular. Bu da geçer gülüm, bizden bu kadar. Derdi 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 derdi. Polis geldin. Ay. Pst. Bana öyle bakmasan mı? Çocuk uyanık. Çok özledim zaten. Kötü bir gün geçirdim de diyebilirsin. Desem ne olur ki? Seni üzmekten başka ne işe yarar? Hem yeni bir şey değil ki bu. Haruk. Hı? Beni dışarıda tutmasın. Bir şey değiştiremem belki ama en azından benimle konuşursan rahatlarsın biraz. Tutmuyorum ki hayatım. Beni bir tek sen şarj ediyorsun, görmüyor musun?
Başından beri benden daha fazla dayanıklı çıktın. Beni bir tek sen ayakta tutuyorsun. Benim de gücüm sensin. Beraber aşmak böyle bir şey. Biz iyi bir takımız. Beni dışarıda bırakma. Bırakmıyorum. Hem saklasam ne fayda ki? Sen zaten her şeyi anlıyorsun, değil mi? Bak balonumuza geldim. Dışarıda bırakarak her şeyi. Hoş geldin. Madem yemiyoruz, kutlayalım dedim. Hayır Faruk. Hani ben evet bir yol bulacağız falan filan diyordum. Ümitliydim ama yemin ediyorum bu kadar çabuk ve bu kadar büyük bir para ben de beklemiyordum. Şoktayım. Ya Faruk bu nasıl gözden kaçar? Ya işte bu durum sadece şirketin mal varlıklarını kapsıyor ya. Hı. Böyle kişisel mal varlıkları değil. E bu da babamın kişisel varlığı. Ondan herhalde. E tamam da bu nasıl kaydolmamış Faruk? Ya ben de anlamadım şaşkınım. İşte dedemin zamanında parselasyon falan yokmuş. Annem de miras zamanında böyle hengameye gelmiş. Ondan herhalde. Yani tamam da bu nasıl... Anlamadım. Şimdi bunu elinizden alamıyorlar mı yani? Yani 30 milyon yani söylerken bile ağır yani anladın mı? Nasıl kaçar bu gözden nasıl kaçar? Ya oralar zamanında çok değersiz bir bölgeymiş. Yani sonra imara açılınca, değerlenince falan filan böyle olmuş. Düne kadar öyle bir yermiş orası yani. Ama neyse dur şimdi hazır alıcı varken şu halayı da ikna ettik mi tamamdır. Bitti. Yetirecek misin sence? Yeteceğiz, yeteceğiz artık yeteceğiz. Senin gözlerinin böyle ışıl ışıl bakmasına o kadar özlemişim ki. Ben de seni yetebilmeye o kadar çok özlemişim ki. Ve itiraf edeyim. Yetemeyeceğim diye çok korkmuştum. Bir adam ben sana kaç kere daha söyleyeceğim. Senin gücün paran değil. Senin gücün burası. Bize de bu lazım zaten. Bu kahvenin dışında bir kutlama fikri geldi aklıma. Ha? Ne dersin? Ah yavrum sakın uyanma derim. Ama ya uyanırsa? Benim sesim yanaklarına türkü söylerim uyur. Gel o 30 milyon kız koy gel buraya. Sürpriz yumurtalı. Dayanamadım geldim arkandan otobüste. Belki bana ihtiyacın olur diye. Yaz. Yaz annen nerede? Annen nerede bakıyor sen merak etme. Süt de bıraktım bir sürü. Kötüydü. O kadar mı ya? Fikret'in çıkmasını da gördüm. O da bayağı beter gözüküyordu. Ya annenin abarttığı kadar var mıymış?
Hay Allah. Tamam, tamam. Okey, üzülme. Ya bu daha birinci round. Daha ikinci roundu var, üçüncü roundu var. Ya o toprak öyle ya da böyle satılacak. Ya. Öyle, öyle de. Bizim artık zamanla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Daha İstanbul'a gelecektik, evi taşıyacaktık. Emir'e okula yazdırmam lazım. Nurgül ablanın evinde sıkıştık, tıkıştık. Haftalardır bir çıkamıyoruz. Hayatımda ilk kez... ...bir kez ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok Süreyya. Kahvaltı? İstanbul'u en ucuza gezdirme rehberi karşınızda duruyor. Buyurmaz mısınız? Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar? Yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler. Bir yastıkta hep beraber. Yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Altın gümüş kurulanda zümrüt sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş acım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın tacım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler. Bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Tamam, tamam, tamam. Anladım, anladım. Eyvallah. Ne oldu? Ulaşamadım daha. Erdal'a da gitmemiş. Hay Allah'ım ya. Belki yerini kaybettirmeye çalışıyordur yine. Biliyorsun, yakalanmak istemeyince yakalanmıyor ya. Ben bir sabah erken gideyim de bir bakayım şuna. Belki de yok dedirtiyordur. Allah'ım, bunca derdin arasında bu öldürecek bu çocuk beni ya. Hayat. Hı. Ben bu sefer belki biraz uzun kalabilirim. Bu gel git. Masrafları düşünmem lazım artık. Faruk. Hı? Biz de gelelim mi senle? Yazda biraz teyzemle kalalım. Olmaz mı? Annem iyi değil. Sen burada kalırsan ben kendimi daha iyi hissederim. Sen bence annemi de ayakta tutuyorsun. Hayat. Hı?
Bugün yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. İlaç gibi geldin yine. Demini almışım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Anne, zahmet etmeseydin ben verirdim ya da Faruk kendi alırdı çayını. Yok canım, elime mi yapıştı? Sen de ister misin? Yok sağ ol, ben kendim istersem alırım. İyi. İyi geceler. İyi geceler. Her yerde bir hayır var, farkında mısın? Az kalsın Esma Hanım'ın elinden çay içiyordum ben. Sen de hiçbir fırsatı kaçırma, aman. Ne yapayım? Ne yapıyorsun, çayımı içtin? Paylaşıyoruz. Kadın sana sordu, isteseydin. Aa, Faruk utandım herhalde, Allah Allah. Ne var? Ne oldu? Ne? Bir işimiz var artık. Ay, ay. Ay Allah'ım, çok güzel. Ay sevgilim. Ay. Ay. Olsun, şükürler olsun. Okan işte kurumsallaşalım falan diyor beni. O yüzden çağırıyor. Allah'ım, bu arsa işi olana kadar bizi idare edecek vallahi bu. Ay Nina da gel, bir daha çevireyim ben seni. Bu işte. Hayatım, istediğin gömlek buydu değil mi? Sen ütü mü yapıyorsun? Ahahaha derken. Pardon beyefendi de ben senin gibi konaklarda dadılarla büyümedim hatırlarsan. Ne bileyim ben. Seni tanıdığımda böyle ütüsüz şeyler giyiyordun ya, ondan şaşırdım. Vallahi basacağım şimdi ütüyü de kablomu yetmiyor. Hayret bir şey, sen benim ütüsüz halime aşık olmuşsun çat diye. Ütüsüz Süreyya. Annen Osman'a gitmek istemiyor değil mi? Vallahi annenin stratejik zekasına da güveniyorum ya. Muhakkak vardır bir planı. Ama herkes ikinci bir şansı da hak eder bak. Yani İlfet hala da dahil. Ben halamın bizi tanımakla ilgili bir derdi olduğunu hiç zannetmiyorum. Annem bu durumda görmeyi biz halamın önüne altın tepside sunduk. Ya sevgilim, annenin bazen ne kadar yersiz inatçı olduğunu da biliyoruz değil mi? Bunu tecrübeyle yaşadık biz. Yani halan da bir insan sonuçta. Bu kadar malı, mülkü, serveti ne yapsın kadın paylaşacak kimsesi olmadıktan sonra? Ayrıca hiçbir şey bilmediğimiz bir davada taraf olmak için bence çok erken. Soyun. Çok yakışıklı oldun. Ne saklıyorsun sen? Ne saklıyorsun? Uğur böceklerinin peşine takayım dedim. Analı kızlı masanda duralım diye. İyi yapmışsın. İkide bir telefondan bakmak zor oluyordu. Tahmin etmiştim. Faruk Boran, artık sizi hiç kimse tutamaz. Ama Yaz beni tutar. Yaz beni tutar. Ağlıyor. Hadi ağlıyor. İyi şanslar. Yolun açık olsun. Bize iki çay daha verir misiniz lütfen? Çay söylemeyi keser misin artık? Ne yapayım ya? Burası bir işletme değil mi?
Ne olacak, bizi burada bir tane çayla oturtacaklar mı yani? Sen de bir şeyler ye. Sakinleşirsin biraz. Şakayımsın ya, sağ ol. Nereye gidiyorsun bir dakika? Tuvalete gidiyorum. Bırakır mısın şu kolumu? Biraz daha tutabilirsin. İkimiz de biliyoruz. Ama bırak kolumu diyorum. Bırak şimdi. İyi misin? İyiyim. Kolun iyi mi? İyiyim, 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 iyiyim. İyiyim. Hiçbir şey yapma, sakin ol, tamam mı? Lan sen belanı mı arıyorsun ha? Var, bir şey yapma, ne olur. Hadi şöyle. Tamam, sakin ol. Ha? Belanı mı arıyorsun sen oğlum? Karımla karşılaştık, bir çay içiyoruz. Ne var bunda yani? Adem, Faruk! Faruk! Ademden uzak dur. Faruk! Rüyadan uzak dur lan. Yemin ederim seni gebertirim. Faruk! Karımdan uzak dur. Oğlum! Sen de benim karıma alıkoyuyorsun. Alıkoyuyor lan. Kim alıkoyuyor? Sen! Oğlum, kız seninle görüşmek istemiyor. Şerefsiz! Bak, karımla beni şantaj etmek değil mi? Ya Faruk! Öldürün seni! Faruk! Öldürün! Tamam, bravo! Bravo Adem ya, bravo! Ben beni daha fazla ne kadar utandırabilirsin derken sen her seferinde kendini aşıyorsun. Ben sana ulaşmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorum, hepsi bu. Ya bütün köprüleri, bütün yolları yıkıp giden sensin, sen görmüyor musun hala? Tamam, gel bunları dışarıda konuşalım, lütfen. Ya bırak beni ya! Bırak beni, bırak, bırak! Dur sen neredesin, dur. Adem, defol git oğlum. Oğlum defol, git lan, git! Ne zannediyorsun? Ne zannediyorsun? Ha? İki tane salak lafa kavar mıyım zannediyorsun yine? Ya ben mi yanlış gördüm? Ben mi yanlış gördüm? Sen mi benim seni sevdiğim yanını öldürdün? Ben bilmiyorum. Ben seni artık tanımıyorum. Tanımıyorum, duyuyor musun beni? Sen bende yoksun. Beni rahat bırak. Sen de benim bir parçam var. İçimde olduğu müddetçe paylaşmak zorunda değil. Bedel istedin. Bedelini aldın. Hakkına razı ol. Git. Bari gitmeyebilecek kadar erdem ol. Lan bak, bu sana son müsamaha. Bir daha senin karımın etrafında görürsem yemin ederim o arsız suratını dağıtırım, haberin olsun. O zaman sen de zırt git, benim karşıma çıkmazsın. Tamam mı? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben bu kadar aptal mıyım? Ben bu adamı nasıl sevdim? Aptal falan değilsin. Sen o adamın içindeki iyiyi sevdin. Anladın mı? Var mıydı? O Adem var mıydı ki Süleyman? Vardı tabii ki. O sadece oradan yürümeyi bilmedi, o kadar. Hadi bir yere gitmek, kendimizi toplayalım. Ben evi arayayım, haber vereyim. Süreyya da Dilara da yanımda. Evet, sürprizler geldi. Bunlar ne ya? Bunlar yeni hayatımızın geriye kalan ilk günü hediyeleri. Buyurun efendim. Bilmiyorum beğenir misiniz ama bence
güzel bir başlangıcı hak ettik. Taşınma falan plan derken kutlayamadık. Ben de o yüzden keyifle kutlamamız gerektiğini düşündüm. Umarım beğenirsiniz. O yüzden sen saatlerdir çıkmadın odandan. Bazıları neler yaptı. Sen mi yaptın bunları? Sen nereden biliyordun? Bunlar senle adaya. Bana? Teşekkür ederim. Sana. Sevdiğim renk. Oh. Canım işlem sana özel. İhtiyacı vardı. Sevgilim. İyi akşamlar. Canım sana. Sağ ol, hoş geldin oğlum. İyidir, bir yardım değilmiş. Hoş geldin. Oturmuşuz. Abi. Gel. Çok güzel değil mi? Ne haber abi? Ne ya? Şimdi rengi falan çok güzel. Kendisi yok. Ay, ceket çek. Ay, ceket çek. Ay, bitti mi gerçekten ya? Ay, ne olur bitsin. Tabii yaz izin verirse. Ah, gel buraya aşkım. Oğlum. Ya aşkım, kızım mışıl mışıl uyuyor. Bence sen ev home yapıyorsun. Dur bir dur. Ay nefes alamıyor zannettim. Ödüm koptu Faruk. Olur o büyüdü kendi kendi döner. Ya tamam döner belki de yani daha küçücük benim kızım. Dur. Bak ben de nefes alamıyorum. Vallahi bak beni kurtar hadi. Ay Allah'ım ya. Kalk şuradan kay yana. Kay yana kay. Hayret bir şey. İnsan kendi çocuğunu kıskanır mı? Kıskanmış mısın sen? O bütün gün çok şükür en huzurlu yerde. Benim tek huzurlu saatim. Vermem. Kadın anneme dönmediğini bırakmadı ya. Biz hala bu evdeyiz. Bu ara annemin başını dik tutabilseydim. Ya Faruk başını dik tutmakla paranın ne alakası var? Bizim başımız hep dik, hep gururluyuz. Allah Allah. Hem kadın bence o kadar kötü bir niyeti yok aslında. Biraz da yardımcı olmaya çalıştı da. Tavrı bence biraz garip geliyor bize. Ondan yani. Ya kadın eline düştük resmen ya. Düşünsene benim Adem'in eline düştüğümü. Ay yok canım. Durum o kadar kötü değil bence. Sence Adem evini bize verir miydi? Hayatta vermezdi. Bu konulara girmeyecektik hani. Şurada alışık zamanımız var. Arsa satılınca taşınacağız hemen. Nenen de söyleyeyim ya paşam. Uyusun, uyusun. Tıpış tıpış yüzüm. Benim kocaman kıl saçlarını kazım. Düzgün şöyle şu. Düzgün şöyle şu. Uyumak istiyorum. Hayatım, kahvaltı da yapmadım. Bir kahvaltı yapaydım bari. Allah yok Allah. Yok hayatım, ben geç kaldım. Şirkette yaparım kahvaltıyı. Ben bir sunum için hazırlanmam lazım. Hazırsın, biliyorsun. Süreyya. Hı. Bugün dışarı çıkmasan mı? Aa, o ne demek ya? Daha biz yazda parka gideceğiz, hava aldıracağım. O zaman yanına birini al. Bak bu Adem manyağına sağa solu belli olmaz. Ne olur. Ya hayatım, vallahi adamın derdi bizde değil. Dilara'ya ulaşmak için. Bize zarar mı verecek onun için? Allah aşkına bir mantıklı düşün. Ama bak bu adam sana bir daha dokunursa onu öldür. Ben bundan korkuyorum. Hadi hayatım. Bak bugün işler çok yoğun. Seni arayamayacağım, konuşamayacağız. Aklım sende kalmasın. He? Kalsın. Senin aklın bende kalsın ama öyle endişeyle değil. Yani biliyorsun biraz bende başa çıkmak zor. Biliyorum. Da sen yine laf dinle. Tamam senin aklın kalmasın bizde. Hadi iyi şanslar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sıkıntı.
Görüşürüz. Çok acıktım ya. Oğlum acıktım lan. Neler getirmişler? Oo, pizza mı var? Neler var? Şş, durun be. Aa. Süper. Anneciğim. Ya tam zamanda geldin, kurtardın bizi. Harikasın. Vallahi sizsiniz o. Ya bir şey söyleyeceğim, ben bir telefonla konuşacağım da ben burada çekmiyor ya. Tamam konuş ama kaptırma kendini. Çabuk gel. Süreyya. Hayatım. Ay çok aramışsın. Affedersin, açamadım. Ne demek açamadım ya? Süreyya ne demek açamadım? Sen kaç saattir neredesin Allah aşkına? Stüdyoda. İşte anne telefon geldi de bir şey de yapamadım. Bir dakika, bir dakika. Ne stüdyosu? Nereye yetiştin sen? Faruk işte Selim aradı. İş için çok iyi bir fırsat. Hem parası olarak çok iyi hem de iş olarak çok iyi Faruk. Bir dakika ya, bir dakika. Sen çocuğu aldın, stüdyoya gittin ve bana haber vermedin mi? Fırsatım olmadı. İçeride telefon çekmiyormuş. Gelirken teyzemi aradım. O da açmadı. Ne yapayım? Süreyya sen benim ne yaşadığımı biliyor musun Allah aşkına? Sen hemen şimdi çocuğu alıyorsun ve eve gidiyorsun hemen. Faruk daha benim burada bir iki saat işim var. Nasıl geçeyim eve? Ne demek geleme? Hayatım bir sakin olur musun? Biraz abartmıyor musun sence? Süreyya sen benim ne yaşadığımı biliyor musun Allah aşkına? Ben az kalsın Adem'i öldürüyordum. Adem ya... Faruk ne alakası var Adem'le? Adem'le ne alakası var? Ben ne bileyim, toplantım var dedin sen bugün. Arayamam seni dedin. Hiç benim yokluğumu fark edeceğini bile bilmedim ki ben. Düşünemedim, iyi misin? İyi değilim. Süreyya iyi değilim. Sen bana hala kayıt diyorsun. Çocuk ne yaptı oralarda? Faruk yaz iyi. Tamam mı? Yaz benimle beraber. Birkaç saat daha işim var. Şu an kimseyi ben ortada bırakıp senin yanına gelemem. Bak benimle inatlaşma Süreyya. Ne olur. Bak beni delirtme ne olur. Ya Faruk inat etmiyorum ben sana. Tane tane her şeyi anlatıyorum. Ben buraya gelmek zorunda kaldım. Şu anda da gelemem, anladın mı? Birkaç saat işim kaldı. Çıkıp geleceğim sonra yazda. Merak ettirdiğim için de özür dilerim. Ama kimseyi ortada bırakamam. Tamam. Birkaç saat de evdeyim. Sen de belki biraz sakinleşmiş olursun. Süreyya. Süreyya! Okan. Faruk neredesin abi? Okancığım kusura bakma, bir aile meselesi vardı da onu kovaladım. Ne yani? Hayati bir mesele mi var? Nedir? Ay, ben de öyle zannettim de. Değilmiş çok şükür. Çok karışık. Babacığım ne oldu? Affet beni. Affetmek de oluyor mu Faruk? Bak sen biraz daha oyalı onları, tamam mı? Ben yetişeceğim. Tamam mı? Söz. Ne yapıyorsun ya?
Çocuğu alıp nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun Faruk? Bunu evde konuşsak olmuyor mu? Burayı basıyorsun. Ya bu benim işim, anladın mı? Sevsen de sevmesen de benim işim bu. Yapacağım, yardım etmeye çalışıyorum size. Ben ne yaşıyorum, sen bana ne anlatıyorsun? Ne diyorsun ya? Telefonda anlattım, izah ettim. Benim hak ettiğim muamele bu değil. Anladın mı sen? Bu değil. Yardım etmeye çalışıyorum. Sen demedin mi ben seni arayamayacağım zaten? Bütün gün yokum, toplantım var demedin mi? Ben ne bileyim fark edeceğini yokluğumu. Burası Bursa değil. Burası İstanbul, tamam mı? İpler benim elimde değil. Allah'ın cezası koca bir şehir burası. İçinde de bir manyak var. Senin bu iki saat dediğin şey ömrümden ömür yeder. Çok korktum. Özür dilerim. Haber vermediğim için özür dilerim Faruk. Toplantıya yetişmem lazım. Çok geç kaldım ben. Sizi eve bırakayım. Oradan geçeceğim. Kimseye lafımı dinletemiyorum. Kimse gelmesin demiştim. Faruk ne yapayım? Evde oturup beklese miydim yani? Evet Süreyya, evet. Buraya gelip sürünecek misin? Ne? Ben sana otur evde bekle dediğimde beni dinleseydin bu duruma düşmeyecektik. Bir saniye ben anlamadım. Sen şurada saatlerce oturup bana mı şiştin Faruk? Olayların bu kadar saçma sapan bir hal alması, senin öfke patlamalarının sebebi ben miyim yani? Bir dakika, anlamıyorum ben. Benim çalışmam mı Faruk sorun? Bunu mu konuşuyoruz Allah aşkına ya? İşini mi konuşuyoruz Süreyya ya? Bak ben sana defalarca her şeyi izah ettim, özür de diledim. Ne yapayım? Elimden gelen bir şey yapmaya çalışıyorum, yardım etmeye çalışıyorum. Bak Süreyya, her şey normale dönsün. Git ne yapıyorsan yap, tamam mı? Ama şu an bizim senin işine ihtiyacımız yok. Senin çalışman bizi kurtarmayacak. Sen 3 kuruş kazanacağım diye belki de ben bugün işimden oldum Allah aşkına. Ben sana bu sabah evden çıkma diye seni tembihledim mi? He? Değdi mi şimdi buna ha? Değdi mi? Affedersin. Sana iyi geleceğimi düşünmüştüm.
Faruk geçmiş olsun. Dört ayak üstüne düşmüşsün yine. Nasılsa bir şey olmuyor değil mi? Her kafası esen geliyor bana patlıyor. Sıra kimde? Osman sen çok cevval görünüyorsun. Abi bak, oğlum, tamam. Abi, bak, tamam. Seni gebertirim. Tamam. Belanı arama lan. Yine beni tahrik ediyorsun, orada yaptığın gibi öldürürüm seni. Ne dedim lan ben şimdi? Sen bahane arıyorsun oğlum. Bana bak, bir dakika severe bu kadar insaflı olman bile. Oğlum bana abi, tamam oğlum. Abi sakin olur musun ya? Öndeyiz ya. Sakin ol, geç şöyle. Verme şunu senin. Sakin. Hadi gel seni. Eve bırakayım, ben de işe gideceğim. Geç kaldım. Ben arkadaşımı bekleyeceğim Faruk. Osman burada, o bekler. Burada değil misin oğlum? Burada ver, buraya. Ben arkadaşımı beklemek istiyorum Faruk. Bak hayatım, seni üzmek istemiyorum. İnan bana, çok sinirliyim. Gerçekten çok sinirliyim. Gidelim eve, akşam konuşuruz, tamam mı? Bak, işe gideceğim, aklım sende kalmasın. İnat etme, ne olur hadi. Faruk, ben inat yapmıyorum. Niye herkes bana inat ediyormuşum gibi davranıyor? Ya inat etmiyorum. Ben burada durmak istiyorum, arkadaşımı beklemek istiyorum. Bu kadar. Abi, ben buradayım ya. Size de göz kulak olurum ben. Zaten gergin şimdi iş. Bunlarla uğraşmayalım. Uyuyabileceğimi sanıyor muydun? Bak, üstüne geldim biliyorum, özür dilerim. Sana patladım. Ama toplantının ortasına öyle bir dalıp beni andılar ki, yıkılan her şeyi tek tek üst üste koyarken bir tekme daha vurdu o it. Gözüm döndü. Faruk, senin sinirin sorun değil de. Tüm hırsını benden çıkartıyorsun ya. Bir anda her şeyin sorumlusunu beni yapıyorsun ya. Hani sanki ben işe gitmesem Adem başka bir fırsat yaratıp seni aynı duruma düşürmeyecekmiş gibi. Senden başka bana kontrolümü kaybettirebileceği bir kozu var mı bu adamın? Hayatım, senden çok şey istemiyorum, ne olur. Biraz daha sabır. Bir süre daha çıkma şu evden, ne olur. Bak, bu adamların kredileri bugün yarın onaylanacak. Az kaldı. Farkında mısın? Aşkım, ne olur, çok yorgun. İkna edeceğim diye göbeğim çatladı benim bugün. Ne olur güzelim, bu saatte bunu tartışmayalım. Seni üzmek istemediğimi biliyorsun. Normal halim olmadığını da biliyorsun. Affettireceğim kendimi sana. Bana biraz müsaade et, ne olur. İnan çok yorgunum. Sana çok ihtiyacım var.
yabancı halinle. Bu ilk değil ama daha önce. Bu son demen bu kadar koymamıştı. Masanın üstünde.